Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi İl Danışma Kurulu toplantısındayız. Tabii ki yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Ensar Aytekin var. Hemen Sayın Vekilimize bugünkü toplantıyla ve bir genel çerçevede onun fikirlerini ve düşüncelerini alacağız. Evet Sayın Vekil. Evet, şöyle ki söylediğiniz gibi il danışma kurulumuz olacak bugün. İl danışma kurulu bizim tüzüğümüz gereği 3 ayda bir il başkanı, ilçe başkanlarımız, milletvekilleri, belediye başkanlarımız, geçmiş dönem il başkanlarımızın katıldığı bir değerlendirme toplantısı. Bu toplantılarda biz hem bugüne kadar geçen süreyi değerlendiriyoruz. Eksiklerimiz, yanlışlarımız, hatalarımız nedir? Neler doğru yaptık? Ve bundan sonraki yol haritasını da bu toplantılarda çıkartıyoruz. Bundan sonra neyi daha iyi yaparsak sağlıklı bir sonuç elde ederiz. Böylesi bir toplantı, kıymetli, önemli bir toplantı. Bugün burada biz bundan sonra Balıkesir'de neler yapacağız? Bunu hep birlikte planlayacağız. Tabii Türkiye'nin birçok ilini, bölgesini geziyoruz görevli olarak. Gördüğümüz manzara Balıkesir'de neyse, inanın Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Orta İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da aynıdır. Ülkenin gündeminin işsizlik olduğunu çok net görüyoruz. Ülkenin gündeminin yoksulluk olduğunu çok net görüyoruz. Milletimiz, halkımız hem iktidar partisinden hem iktidara talip olan muhalefet partisinden bu sorunlara çözüm bekliyor. Haklı ve doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi de sahada milletvekilleriyle Türkiye'nin dört bir yanında hem dert dinliyoruz hem de çözüm üretiyoruz. Derdi dinlemeden bir derman bulamayız. Gidip bizzat vatandaştan, halkımızdan, evinde, köyünde, mahallesinde, sokağında, caddesinde bulup onları tek tek dinliyoruz. Özellikle esnafımız çok dertli, çok şikayetçi. Hem geçen pandemi süreci hem de bir teşvik, bir destek bulamayışı yüzünden oldukça sorunlu, sıkıntılı. Bunları duyuyoruz. Beklentimiz şudur: tez zamanda bir sandık, bir erken seçim olsun istiyoruz. Bu iktidardan bu halkımızı, milletimizi, ülkemizi demokratik yolla, seçimle geldikleri gibi göndermek fikrinde ve niyetindeyiz. Yanımızda çok değerli bir misafirimiz var danışma kurulu toplantısında. Balıkesir milletvekilimiz Doktor Fikret Şahin. Evet Sayın Vekilim, İl Danışma Kurulu toplantısındasınız. Evet. Bu danışma kurulunun rutin yapılan bir toplantı mı? Bunun amacı, içeriği bize biraz bu konuda açıklama yapar mısınız? Efendim tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereği bu toplantıları 3 aylık periyotlarla yapmak durumundayız. Biraz arayı açtık belki ama tabii bunun da bir gerekçesi var. Haklı bir gerekçesi. Koronavirüs salgını olduğu için elbette ki biraz ara açıldı ama artık bundan sonra rutine yavaş yavaş dönmek istiyoruz. Bundan önceki süreçte ilçe danışma kurullarımız oldu. Bugün de hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Örgütü olarak birlikteyiz. Elbette iktidara daha güçlü bir adım olarak bunu değerlendiriyoruz. Hepimiz burada çalışmalarımızı karşılıklı değerlendireceğiz, konuşacağız. Elbette eksiklerimiz olabilir. Bunları karşılayacağız. Karşılıklı anlayış, yapıcı, eleştiri çerçevesinde değerlendirme toplantısıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii eleştirel bir yapısı var. Bunu da Türkiye'nin demokrasisine pozitif yönde etkisi olacağına hep birlikte inanıyoruz. Bu konuda da gelecek günler bizler açısından, ülkemiz açısından güzel olacak inşallah. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kucaklayacağız. Her noktada, her zaman sahadayız ve biz artık seçim startı vermiş durumdayız. Evet değerli izleyiciler, şu an yine Cumhuriyet Halk Partisi İl Danışma Kurulu toplantısındayız ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın. Evet Sayın Vekilim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de şimdi şu anda İl Danışma Kurulu toplantısındasınız. Bunun içini bize biraz doldurur musunuz? Bu danışma kurulu bizim tüzüğümüzde var. Evet. Ne yapıyoruz? İşte bu danışma kurulu çerçevesinde bütün ilçe başkanlarımız, işte belediye başkanlarımız, bütün partilerimiz partiyle ilgili gördükleri, eksiklikleri, tavsiyelerini dile getiriyor. Biz de bu dile getirilenleri not ediyoruz ve ona göre çalışmalarımızı daha detaylandırıyoruz. Herkes ortaya koyuyor, konuşmalarını yapıyor. Özgür, rahat, hiçbir şey olmadan kendi içinde, aile içinde bir toplantı yapıyoruz.
Tabii buraya da sizi görmek de ayrıca bir güzellik. EYT ailesine de hoş geldiniz diyoruz bu arada. Biz milletvekili arkadaşlarımızı parça parça genel başkan yardımcılarımızın başkanlığında bir grup yapıyoruz. Mesela ben 21 milletvekili arkadaşımla bu hafta Isparta'ya gidiyorum. Ondan sonraki hafta işte Muş olması lazım. Bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Bütün milletvekili arkadaşlarımız sahada. Onları Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bölgelere paylaştırıyoruz ve orada gidiyorlar. Karış karış o ili dolaşıyorlar bütün ilçelerine. Esnafın durumu ortada. İşçinin durumu ortada. Sanayicinin durumu ortada. Çiftçinin ortada. Millet şu anda ekonomik buhranla mücadele ediyor ve etrafında derdini anlatacağı iktidar milletvekillerini de göremiyor. Ama Türkiye'nin her noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri var şu anda. İşte dediğim gibi devam ediyor. Biz Balıkesir milletvekili arkadaşlarımızla farklı farklı bölgelere gönderiyoruz. Orada beraber çalışmalar yapıyoruz hep birlikte. Bütün vekillerimiz hiç eksiksiz. O bu ayırmadan bütün milletvekillerimiz sahada. Hafızanızdan yorgunluğu çıkardınız. Ne yorgunluk ya? Vatan sevgisi, millet aşkı olunca yorgunluk mu olur? Bir de buraya gelince, bakın burada da hemşerilerim var, Balıkesir'im var. Burası beni şarj ediyor. Onun için her hafta en yoğun program bile olsa muhakkak bir gününe dahi olsa geliyorum. Neden? Çünkü insanın kendi vatanı, memleketi, buraya geldiğin zaman kendi ailenle bir arada oluyorsun. Onlardan enerjiyi alıyorsun, çalışıyorsun. Çalışırken de yani hakaret yok, öyle şeyler yok. Biz diyoruz ki yanlışları ortaya çıkartıp çözüm önerilerimizi sunuyoruz ve bu çözüm önerileri dahilinde de milletimize hizmet etmek için mücadele ediyoruz ki bu dönemde vatandaşımız zor durumda, ekonomik buhranla mücadele ediyor. Bu buhran çok sıkıntılı bir durum. Ortaya konulan ekonomik politikaları baştan aşağı yanlış. Neden yanlış? Çünkü vatandaşın içinde olmayanların vatandaşa politika üretmeleri de imkansız. Ki en son işte kurultayda da gördük. Kurultayda vatandaşa dokunacak bir şey yok yine. Yani maalesef. Ama bunun tek çaresi var. Seçim geldiği zaman ki erken seçim gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü millet bunu istiyor. Esnafı, çiftçisi, hayvancısı nereye gitsek buraya geldi diyor. Yeter artık. İşte o sandık ortaya geldiğinde vatandaş orada tavrını sergileyecek. Bunu görüyoruz net. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Her yerde de takip ediyorum Ege Televizyonu'nu. Geçen sizin bir programınıza da katıldım İzmir'deki programda. Oradaki arkadaşlarıma da tüm emek verenlere de selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Yanımızda Balıkesir Balya Belediye Başkanımız Sayın Orhan Gaga var. Evet, Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İl Danışma Kurulu'ndayız. Nedir buradaki amacınız? Bize biraz değerlendirme yapar evet. mısınız? Teşekkür ederim öncelikle bu programa kattığınız için. Biz bu tür toplantılarda partimizin geleceği ve geçmişini değerlendirerek geleceğe yön vermek adına toplantılar yapıyoruz. Kendi öz eleştirimizi yaparak bundan sonrası için, iktidar için neler yapabiliriz, bunların planlarını yapıyoruz. Bütün partili dostlarımız bugün hepimiz buradayız. Pandemi kurallarına da uyarak, kendi öz eleştirimizi yaparak bundan sonra Balıkesir için, ülkemiz için ne yapabiliriz? İktidara adım adım yürüyüşümüzün planlarını yapacağız inşallah. Önümüzde daha aydınlık günler bekliyor bizi, Cumhuriyet Halk Partileri ve ülkemizi. Öncelikle Ege TV izleyicilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partimizin Balıkesir Danışma Kurulu'na davet edildik, geldik. Bizler belediye başkanı olarak siyasete biraz uzağız. Kendi işimizle. Kendi halkımızı, kendi belediyeciliğimizle kucaklamaya çalışıyoruz. Ama tabii böyle toplantıları da önemsiyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Parti ailesi bugün burada toplanıyor. Bugün kendi kendimizi eleştireceğiz. Kendi kendimize güzel güzel öneriler sunacağız. İnşallah yakın bir zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağız. Bugün onun için buradayız. Öncelikle il başkanıma, yönetim kuruluma bu toplantı için teşekkür ediyorum. Her şey ortada. Bu sıkıntılı dönemde bizler belediyecilik anlamında güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iyi çalıştığına inanıyorum. Halkın yanında olduğuna inanıyorum. İnşallah yakın zamanda iktidara da belediyecilik anlamında insanlara kendimizi göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl çalıştığını da bütün Türkiye görecek. İnşallah bizi iktidara taşıyacak diyor. Bu toplantının amacı nedir? Neyi amaçlıyorsunuz?
Toplantının amacı bu sadece tahmin ediyorum şu anda Balıkesir'de yapılıyor. Diğer illerimizde pek yok. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarını tabii ki gözden geçireceğiz. Belediye başkanlarımızın düşüncelerini alacağız. Milletvekillerimizin düşüncelerini alacağız ve seçime bir an önce her an hazır olabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir nevi koordinasyon toplantısı. Koordinasyon toplantısı gibi. Covid nedeniyle uzun zamandan beri yapılmamıştı. Bugün bu şey gerçekleşti. Ben il başkanıma burada teşekkür ediyorum. Bu bizim il danışma kurulu toplantımız. Her yıl olur. Tüzüğümüz de bellidir. Katılanlar orada sayılmıştır. Burada amacımız partimizin yerel ve genelde bugünkü politikaları tartışmak, partimiz nasıl iktidar olabilir? Yerel ve genel politikaları iktidar olabilmemiz için yerel genel politikaları da masaya yatırmak olacaktır. Bunları tartışacağız bugün burada. Tabii ki artık biz iktidar namzeti bir partiyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Millet İttifakı olarak bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Onun için bu toplantılar önemli. Yanımızda yine değerli bir belediye başkanımız var. Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Tolga Tosun. Evet Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz Balıkesir'e. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bu il danışma kurulu, evet. Buradaki amacınız, gayeniz nedir? Bize biraz bilgi aktarır mısınız? Evet, tabii iktidarı hedefleyen bir partiyiz. Bu tarz genişletilmiş, daha önceden genişletilmiş toplantılarımız oluyordu. Fakat mevcut pandemiden kaynaklı daha böyle kısıtlı sayıyla birlikte danışma kurulu adında ilçelerimizde oldu. Bugün de ilimizde yapacağız inşallah. İktidara yürüyoruz, iktidara hedefliyoruz. O yüzden dolayı bu tarz toplantılar çok önemli. Fikirlerin konuşulması, eleştirilerin yapılması bizler için çok değerli, çok önemli. İktidar belediyelerden geçiyor. Bizler belediye başkanları olarak ne kadar çok halkımıza hizmeti götürürsek, adaletli, şeffaf, herkese dokunan hizmetimizi götürebilirsek o kadar iktidara bir adım daha yaklaşılıyor. Bu tarz toplantılarda herkesin fikirleri, düşünceleri, eleştirileri, beklentileri, bizim insanlara daha neleri sunabileceğimiz konuşuluyor. İnşallah Balıkesir'imiz için, Bandırma'mız için iyi bir toplantı olur diyorum. Yani. Evet, çünkü belediyeler halka daha yakın. Evet. Belediye başkanları, evet, da halka dokunabilen, evet, başkanlar, evet, olduğu için belediyelerin halk nezdinde burada önemi bir kat daha artıyor değil mi başkanım? Bizler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak iktidarı hedefliyorsak ilk baş yerelde insanlara neler yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Eğer biz bunları gösterirsek insanlara yarın öbür gün iktidar olduğumuz zaman yapacağımız hizmetleri, bakın biz yerelde bunları yaptık, iktidar olunca da bunları yapacağımızı gösterirsek ondan sonraki iktidara bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Evet. Belediyeler çok önemli. Belediyelerimiz çok önemli. Hizmet üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşlara dokunmaya çalışıyoruz. Hem sosyal hizmetlerle hem de vatandaşların kalıcı hizmetlerle yararlanabileceği, hem kültür sanatın da içinde olduğu, sporun da içinde olduğu, yoluyla, kaldırımıyla, kültürüyle her şekilde hizmet edip insanlara dokunmaya çalışıyorsunuz. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, bakın hiç kimseyi ayrıştırmadan, oncu buncu demeden, bize oy verdi vermedi demeden herkese en adaletli ve en şeffaf hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yine yanımızda çok değerli bir belediye başkanımız var. Gömeç Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İrem Himam. Evet Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İl Koordinasyon Toplantısındayız. Bu toplantının amacı veya rutin her zaman yapılan bir toplantı mıydı? Yoksa özel bir içeriği, bir mahiyeti var mı? Özel bir içeriği olduğunu söyleyemem. Bu her zaman yapılan muhtat toplantılardan biri. Fazladan biraz sonra bir sunum izleyeceğiz. Bu yani belki bu toplantıya özel olacaktır. Onun haricinde standart bir sunum, standart bir toplantı. Evet, bir içeriği, amacı hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Ne amaçlı bu toplantıyı yapıyorsunuz? Ben kendi durduğum yerden söyleyeyim. Resmi cevabı vermek istemiyorum. Kendi durduğum yerden İnsanların beraber olmalarında hayır var, tanışmalarında ve ortak idealler konusunda fikirlerini pekiştirmelerinde daima hayır var. Biz
sanırım bu toplantıları yaparak hep birlikte olduğumuzu daima hatırlamak istiyoruz. Bunu da yapmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu bize parti tüzüğü gereğiyle yapılması gereken bir toplantı. Peki amacımız ne burada? Neden tüzük buna emrediyor ve bizler de bunun olması gerektiğine inanıyoruz? Çünkü bu bir aile toplantısı özelinde. Yani işin özetine baktığımızda bir aile toplantısı ve biz ne yaptık, neredeyiz, kendimizi görme. Bir aynanın karşısına geçip kendimizi görebileceğimiz en belirgin tüzük gereği de zorunlu olan bir toplantı. Burada bizler işte genel görüşmelerin içinde kendi değerlendirmelerimizi, görevlerimizi tüm kurumlar ama tüm kollarla ilgili ana kademe ve yan kademe kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte belediyelerin de içinde oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yaptık, nerede yanlışı yaptık, nerede doğruları yapıyoruz, daha iyi neler yapabiliriz? Bunları tüm üyelerimizle bizlerin bir aynı ortamda yüzlerimizin gözlerimizin içine baka baka konuşacağımız, öz eleştiriler yapacağımız, kendimizi eleştireceğimiz, bu eleştirilerden de bir başarı çıkarma hikayesine hizmet etmek amacıyla toplanıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her tüzüğümüzün gereğince her 3 ayda bir örgütümüze, geçmişten partimize katkı sunan, omuz veren, geçmiş dönem il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız pandemi sürecinden dolayı daraltılmış olarak yapıldığı için 3 ayda bir yapmamız gerekiyordu ama tabii bu pandemi süreci biraz bizi zorladı. Bugün de çok güzel bir hava var. Geçmiş dönemdeki siyaset yapan abilerimizle, il başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, örgütümüzle bir aradayız. Gündemi değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte yapacaklarımızı, Türkiye'nin gittiği bu zor koşullarda nasıl halkımızı refaha ulaştıracağız? O konuda çalışmaları, görüşleri, fikirleri alıyoruz. Bizim il danışma kurulu toplantımızda bugün genel başkan yardımcımız, eski il başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimizle birlikte bugün hedef iktidar parolasıyla bir danışma kurulu toplantısı yapıyoruz. Bu hepimizin göreve geldiği süre içerisinden bugüne kadar yaptıklarımızın değerlendirilmesi. Bu değerlendirmenin sonucunda da önümüzdeki dönemde iktidara yürürken halkımızla ilgili yapacağımız temaslar, bilgi birikimleri, onların sorunlarına iletmek, onlara projeler üretmek, bu projelere karşı halkımızla temaslarımızı arttırarak onlara geldiklerimizde yapacağımız bütün projelerimizi anlatmak, aktarmak gibi olabilecek yaptığımız olumlu olumsuz her şeyin tartışıldığı bir çok demokratik platformlar oldu bizim danışma kurulları. Bugün o danışma kurulumuzu gerçekleştiriyoruz ve biz buradan hep birlikte hedef iktidara yürümekle ilgili bir kararımızı alıp toplu bir şekilde çıkacağımıza da inanıyoruz. Yapacak daha çok işimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünde hep birlikte birbirimize olan inancımız ve güvenimizle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapmak üzere özverili bir şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. 16 Şubat 2020 tarihinde yaklaşık 13 aylık bir süreyi geride bıraktık ve Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı olarak kentimizin dört bir köşesinde etkin bir şekilde çalışma yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tahkimini önce Balıkesir'de sonra da Türkiye'de yıkmak üzere iradeli bir şekilde çalışıyor ve bu konuda da özverili bir şekilde sizlerin katkısıyla mücadele ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün itibariyle 32 tane il yönetim kurulu üyemizle birlikte
kongre sonrasında yaptığımız ilk toplantıda il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın hepsine kendi uzmanlık, bilgi, birikim ve donanımları doğrultusunda başkan yardımcılıkları atayarak aslında yukarıdan aşağı bir yapılanma değil, yatay bir yapılanmayı öngördük. Ve hep birlikte mücadelenin içinde olursak büyük başarıları imza atabileceğimizi de biliyoruz. Bu sebeple de ilçelerimizle de ilçe başkanlarımızın başkanlığında il yönetim kurulu üyelerimizin ilçelerde kurulan eşlenik başkan yardımcılıklarıyla birlikte her ilçede etkin bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Kadın kollarımız 18 ilçe kadın kolları başkanımızla birlikte örgütlü bir mücadelenin mimarı olmuş durumdalar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın örgütlenmesiyle ilgili önemli hedefleri ve idealleri var. Gençlik örgütümüz aktif bir şekilde çalışıyor. İl Gençlik Kolları Başkanımızın başkanlığında 15 Gençlik Kolu Başkanımız şu anda ilçelerimizde etkin bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Ve diğer ilçelerimizdeki örgütlenme içinde başkanlarımız özverili bir şekilde örgütlenmemizi tamamlamak üzere hedeflerini ortaya koymuş vaziyetteler. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kadı yönetimimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve 27 bin üyemiz de Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten güçlü, donanımlı, birikimli, iktidarı arzulayan ve bu arzuları doğrultusunda da emek veren, mücadele eden bir yapıyı Balıkesir'de kurmuş vaziyette. Birlikte başaracağız. Zafer çok yakın. Bu irade ve bu inancı bugün her birinizin gözlerinde görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün bu inancı önüne gelen herkesi de sel olup alıp götürecek ve hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak. Seçildiğimiz günün hemen ertesinde ertelenen kurultayımız dönemiyle ilgili birçok çalışmaya imza attık. Kurultayımızda bir hedefimiz vardı. Balıkesir'i parti meclisinde temsil edecek bir parti meclis üyesi arkadaşımızı, hatta imkanlar dahilinde de bir genel başkan yardımcısını Balıkesir il örgütüne kazandırabilmek. Bu heves ve bu ideallerle genel başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler ve bölgede il başkanlarımızla yapmış olduğumuz toplantılar doğrultusunda Marmara bölgesindeki il başkanları toplantısına ev sahipliği yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü 11 tane il başkanını Balıkesir'de misafir ederek bir mücadeleyi örgütledi ve başladı. Ve bu mücadele Kocaeli'de devam eden toplantılar ve İstanbul'da devam eden iletişimlerimizle Türkiye'nin dört bir köşesine yayıldı. Ve bugün Balıkesir'i bizleri gururlandıran parti meclisinde önce daha sonrasında da MYK'da görev alan Ahmet Akın vekilimizi yürekten kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Devamında ilk kadın kolları kurultayı vardı biliyorsunuz. Burada da bir hedef koyduk önümüze. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kadın kolları genel merkez yönetiminde de temsil edilmesi çok önemliydi. Yereldeki kadrolarımızın geneldeki kadrolarla bütünleşmesini ve genel merkezle ki iletişimi güçlendirmek adına kadın kolları MYK'sında da bir arkadaşımızın görev alması için kadınlarımız bir hedef koydu. O dönemde ilk kadın kolları başkanımız olan Fatma Şener başkanlığında delegelerimizin uyumlu, koordineli ve iletişimli çalışmalarıyla kadın kolları MYK'sında da Hürmüz Avcı arkadaşımız görev almış oldu. Böylelikle iki merkez yürütme organında da görev alan Ahmet Akın Genel Başkan Yardımcımızı ve Kadın Kolları MYK'sında görev alan Hürmüz Avcı Başkanımızı tebrik ediyorum. Bir alkışla ben kendilerine istiyorum sizlerden. Adımlarımızı kendinden emin, iradeli ve hedefine odaklanmış bir şekilde atıyoruz. İki tane genel başkan yardımcımız bizi buralarda daha güçlü kıldılar. Balıkesir siyasetinde daha etkin kıldılar. Ve onların da ve bizlerin katkılarıyla da iktidar her geçen gün adım adım yaklaşıyor. Genel merkezde görev alan milletvekillerimiz Fikret Şahin ve Ensar Aytekin ve Ahmet Akın vekilimiz şu anda aslında hepimiz çok yakinen takip ediyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesinde birçok çalışmaya eşlik ediyorlar ve birçok çalışmada da etkin bir şekilde rol alıyorlar. Hem Balıkesir'deki mücadelemize katkı sundukları gibi aslında Türkiye'nin dört bir köşesinde yapılan mücadelelere de katkı sunuyorlar. Sayın vekillerimizi çalışmalarını yakinen takip ediyoruz ve bu yapmış oldukları güzel çalışmalardan dolayı da kendilerini yürekten kutluyorum. Balıkesir'i Türkiye'nin dört bir köşesinde var ediyoruz. Siyasi platformda her alanda Balıkesir'in varlığını Türkiye'nin dört bir köşesine taşıyan vekillerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Evet, 20 ilçe başkanımızla yerelde yapacağımız çok işimiz var. Daha kazanamadığımız 12 belediyemiz var. Bugün 8 belediye başkanımız
Başarılı bir çalışma ve yürüttükleri kampanyalarla büyük bir başarı imza attılar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 olan belediye sayısı 8 belediyeye çıkarak büyük bir güç elde ettik. İyi Parti Susurluk ve bugün bağımsız olan Ayvalık Belediye Başkanı ile beraber aslında muhalefetin dengesini çok gerilerden dengeye getirmiş durumdayız. Şu anda kentin yarısını Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Bu gücümüzü asla küçümsemeyin. Şimdi hedefimiz diğer ilçelerimizdeki belediyelerimizi kazanma. Burada diğer ilçe ve ilçe başkanlarımız burada, belediyemiz olmayan ilçelerimizde. Öncelikle hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Balıkesir'in dört bir köşesine dikme hedefiyle hareket ediyoruz. Belediye başkanlarımız bizi bu dönemdeki mücadelelerimizde destekliyorlar. Her zaman yanımızdalar. Taleplerimizi ve isteklerimizi, yapmış olduğumuz çalışmaları ellerinden geldiğince de destekliyorlar. Ben belediye başkanlarımıza da bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin varlığına biz çok inanıyoruz. Birlikte birbirimize inanarak, dayanışarak mücadele edersek de iktidarı alamamamız için hiçbir sebep olmadığını hepiniz de görüyorsunuz. Balıkesir'i artık yönetecek tek bir siyasi parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifakımız Millet İttifakı'dır. Koronavirüs salgını yaklaşık bir yılı doldurdu. 12-13. Ayına geçti ve bu dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu olarak elimizden geldiğince sokaktaki vatandaşların taleplerine karşılamaya çalıştık. Yaklaşık 1300'e yakın sadece il başkanlığımız çatısında ve ilçe başkanlıklarımız ilçelerindeki diğer katkıları, belediye başkanlarımızın destekleri ve onların da yapmış olduğu yardımlarla Balıkesir'de zor durumda kalan hiçbir vatandaşımızı o ilk kriz anında yalnız bırakmadık. Bütün ilçelerimizde dokunabildiğimiz kadar, ulaşabildiğimiz kadar vatandaşlarımıza ulaşarak onların sorunlarını, taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılama fırsatı yakaladık. Bunun mutluluğunu ve de gururunu yaşıyoruz. Halkçı Belediyeler Platformu ile beraber hem meclis üyelerimizi, hem belediye başkanlarımızı ve yerel yönetimlerimizi sürekli bu çatı altında koordineli ve iletişim halinde tutmayı hedefliyoruz ve bunu da başardığımızı görmek bizleri fazlasıyla mutlu ve memnun ediyor. Yerel yönetimler vizyon toplantısını gerçekleştirdik Gönel Belediye'mizin ev sahipliğinde. Çok verimli bir toplantı oldu. Belediye başkanlarımız bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaları ve bundan sonraki hedeflerini ortaya koydular. Biz de el birlik bu çalışmaların daha görünür olması için mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yapacakları çalışmalara hep birlikte katkı sunmaya sizleri davet ediyoruz. Yaklaşık 10 ilçemizde, 2 merkez ilçemizde dahil olmak üzere bir anket çalışması yapıldı. Hem belediyelerimizin çalışmalarının hem de AKP'li belediyelerin sokaktaki karşılığını ölçtüğümüz, Büyükşehir Belediyesi'ni değerlendirdiğimiz önemli bir çalışmaya da imza attık. Yaklaşık 11 bine yakın vatandaşla tek tek yüz yüze görüşülerek bu çalışmaları inceleme şansımız. Belediyelerimizle ilgili memnuniyetsizlik, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan eğilim ve yaklaşımları ölçtük. Bu bizim için sadece bir başlangıç çizgisi. Bugün bu çizgiden itibaren bir sene sonra aynı çalışmayı yeniden tekrar ederek belediyelerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy geçişleri nasıl gidiyor bunları ölçme ve yanlış giden bir şey varsa da ona müdahale etme şansını yakalamış olacağız. Önümüzdeki seçimleri şansa bırakmayacağız arkadaşlar. Kaybetmemek üzere seçimlere gireceğiz ve bunun için de bugünden hazırlıklarımızı, planlarımızı yapıyor olacağız. İBB buluşması geçtiğimiz günlerde hep birlikte görmüşsünüzdür, takip ettiniz. Balıkesir ilçe belediyelerimizi Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarıyla buluşturduk ve düzenli olarak toplantılar yapmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine bir değerlendirme toplantısı yapıldı. İstanbul'daydık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ekrem İmamoğlu'nun da sizlere mesajını oradan yayınlamış olduk. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz Balıkesir'de bu mücadeleyle iktidar yapmak için özverili bir şekilde çalışırken Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Balıkesir'in önemini altını derin çizgilerle çiziyor. İnşallah hep birlikte Millet İttifakı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ahmet Akın Başkanımızı o koltuğa yarım kalan sevdamızı tamamlayacağız ve hep birlikte o koltuğu Cumhuriyet Halk Partili değerli bir siyasetçiye, Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın'a taşıyacağız. Kadınlarımız Türkiye'nin her noktasında devrim gibi çalışmalar yapıyor. Gerçekten. Her hafta çalışmalarını inceliyoruz ve Türkiye'nin her noktasında örgüt olmayan ilçemiz kalmıyor gibi bir durumdayız. Balıkesir'de bildiğim kadarıyla kadın kollarımızın açılmayan hiçbir ilçesi kalmadı. Bir, iki mi? Ha iki. İnşallah onlar da yakın zamanda olacak. 250'ye yakın bir
örgütlenme oldu çok kısa bir sürede. Gençlik kolu başkanımız Ahmet Başkanımıza, yönetim kuruluna da teşekkür ederim. Gerçekten onların da çalışmaları takdire şayan. İlçe başkanlarımıza teşekkür ettim ama hele bu pandemi sürecinde sergiledikleri tavır, çalışma, azim, kararlılık, kendi hayatlarını tehlikeye atarak yaptığı çalışmalar takdire şayan. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Sağ olun, var olun gerçekten. Ayrıca belediye başkanlarımız iktidarın anahtarı. 8 belediye başkanımız var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Millet İttifakımızla birlikte toplam 10 belediye başkanımız var. Hepsi çalışmalarıyla örnek. Onun için huzurunuzda 10 belediye başkanıma da teşekkürlerimizi, saygılarımı sunuyorum. Belediye başkanlarının her belediye başkanlığı olduğumuz yerde oylarımızda artma var. Burada çok değerli bir çalışma yapıldı. Kendilerini de gittim, ziyaret ettim. İl başkanımızla birlikte, örgütümüzle. Hocama, hocalarıma emekleri için teşekkür ederiz. Hocalarımızın anketlerini genel merkezde biz yaptırmışık gibi direkt denetliyoruz. Onu da söyleyeyim. Onun için gerçekten o anketler çok önemli ve bu anketlerden gelen sonuçlar da çok önemli. Ve anketlerin doğruluğu da çok yüksek. Yani yanılma payı çok ama çok düşük. Onun için tekrar tekrar bu önümüzü aydınlattıkları için hocalarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu anket çalışmalarını çoğaltacağız. Tüm ilçelerde yapacağız. Yaptığımız konuşmaların, sorunların, bütün altyapılarını anketlerle, gençlerimizle ve kadınlarımızla tamamlayacağız. Biz hep birlikte bu mücadeleden büyük bir başarıyla çıkacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Ama Balıkesir'in derdi çok. Yani Balıkesir'in dertlerini, sıkıntılarını dile getiriyor ilçe başkanlarımız ve tüm kademedeki arkadaşlarımız. Ama sadece Balıkesir'de değil, Türkiye'nin tüm illerinde, Türkiye'nin genelinde çok büyük bir sorun var. Onun için bizler genel başkanımızın talimatıyla her bölgeye genel başkan yardımcılarımızın başkanlığında milletvekilleri grupları götürüyoruz. Hepimiz sahadayız ve karış karış geziyoruz. Isparta'ya gidiyoruz, gitmedik ilçe bırakmıyoruz, dağılıyoruz. Ve gittiğimiz her yerde isyanın büyüklüğü çok. Yani millet esnafı da, çiftçisi de, sanayicisi de, herkes ama bütün herkes bir sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntıyı saraydan görmeyenlere sahaya inmelerini her şekilde söylüyoruz. Gittikçe, biz dile getirdikçe sıkıntıları, sorunları arkadaşlarımız, milletvekillerimiz gidiyor, görüyor, kendilerini savunuyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Balıkesir geneline bakarsak 9 milletvekili kardeşiz, kardeş. 9 milletvekili. Ve böyle olmakla mükellefiz. Çünkü bu milletvekilleri seçiliyor hepsi, hepimiz. Ve seçildiğimiz andan itibaren o milletin sorununa o parti, bu parti demeden bakmakla ve ilgilenmekle mükellefiz. Onun için ben 9 milletvekili arkadaşıma da hiçbir siyasi parti ayrım etmeden Balıkesir'i yükseltecek, Balıkesir'deki sorunları bitirecek ve Balıkesir'i ön plana çıkartıp bu zenginliği Balıkesir'de dağıtmak için mücadele etmesini öneriyorum. Ve bu konuda çalışma yapan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2 milletvekilimiz var benden başka. 2 milletvekili arkadaşım da müthiş çalışmalara ortaya koyuyor. Gerçekten hem mecliste hem sahada biz 3 milletvekili olarak Balıkesir'i aslanlar gibi temsil ediyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bizler hepimiz büyük bir aileyiz. Asla ve asla kırgınlıklara yol açmadan yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki tümsekleri sorun çıkanlarla birebir konuşup çözeceğiz. Onları da yanımıza alıp devam edeceğiz. Çünkü önümüze kurulmak istenen tuzaklar var. Planlar var, tehditler var, her şey var ama biz birlikte başaracağız. Buna sonuna kadar inanıyorum. Karamsarlık var ülkede ama Cumhuriyet Halk Partisi de var. Aynı kurucu değerlerimizde, o inançla bu memleketi, bu ülkeyi ve Balıkesir'i aydınlığa hep birlikte kavuşturacağız. Sizlerle birlikte. Seçim geliyor arkadaşlar. Bu seçimi isteyen biz değiliz. Seçimi isteyen esnaf,
çiftçi, sanatkar, ev hanımı, öğrencilerimiz, gençlerimiz 2023'te oy kullanacak 6 milyon 300 bin genç kardeşimiz. Herkes seçim istiyor. Tabii genel başkanımız bunu dile getiriyor, dün de dile getirdi. Biz seçime hazırız ve daha da hazır olmak ve iktidarı yakalamak için Millet İttifakı ve dostlarımızla birlikte bu seçimi kazanacağız. Önümüze gelen ilk seçimi, ki seçim uzun değil, yakın zamanda gelecek. Çünkü ülkenin sorunlarına hakim olamayanlar halkın içinde de olmadıkları için milletin sorunlarını görmüyorlar. Bunları görmenin yolu şimdi farklı farklı sıkıntılarla, farklı farklı gündem değişiklikleriyle ortaya bir takım şeyler koyuyorlar. Ama asıl gündem milletin ekmek gündemi, milletin tenceresi, esnafın ödemesi, elektriği, faturası, doğalgazı, her şey. Öyle bir noktadayız ki ülkeyi yönetenler artık milletten kopmuş durumda. Bizler de gençlerimizi, kadınlarımızı yanımıza alarak bu seçimlerdeki başarıyı ortaya koyacağız ve sonuçta millet kazanacak. Biz çalışacağız. Çok az kaldı. Seçimler de geliyor. Seçimlerde milletimizin ittifakıyla birlikte milletin iktidarını kuracağız. Öncelikle il yönetimini ben tebrik ediyorum. Çok güzel bir başlangıç yaptılar andığımızla. Balıkesir'i Kuvayi Milliye'nin başkentine yaraşır bir başlangıçtı. Çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetlerinden dolayı. Şunu da ben ilk kez burada sizlerin huzurunda belirtmek istiyorum. Balıkesir Kuvayi Milliye'nin başkenti, evet, ona yaraşır bir il yönetiminin başlangıcı oldu. Ve bir Balıkesir milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak da geçtiğimiz hafta andımızın okullarımızda okutulması için kanun teklifini şahsen vermiş bulunuyorum. Kolay değil tabii Cumhuriyet Halk Partili olmak bu dönemde. Bu kadar ağır bir baskı altında, efendim, her türlü zorluğa rağmen bu mücadeleyi veriyorsunuz. Hepiniz çok değerlisiniz. Bizler için, toplumumuz için. Hepimizin bir ideali var, bir hedefi var. Hepimiz milletvekili yaptık, yapıyoruz ama asıl özlemini duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında milletvekili yapmak. Öyle değil mi Orhan abi, Nedet abla, Ali Kemal abi? Yani hepimiz iktidar partisi milletvekili olmak istiyoruz. İnanın benim, evet, milletvekili olmak isteğim var ama ya iktidar partisi olamadığımız için inanın yüreğimin bir köşesinde böyle bir eksiklik hissediyorum. Bu beni yaralıyor. Çünkü görüyorum biz daha iyi yönetebiliriz. Biz o erdeme sahibiz, o yeteneğe sahibiz. Bunu da başarabiliriz. Başarımızın tek bir yolu da, hep onu söylüyorum, yine söyleyeceğim. İşte bizim Atatürk anıtına yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda ne diyor? Birlik ve beraberlik kaderi ilahiden gayrı her şeyi yener diyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz takdirde bunu kesinlikle başaracağız. Çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var, ülkemize karşı sorumluluğumuz var, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var. Bunu hep birlikte yerine getirmek durumundayız. Olacak. Yani hep birlikte iktidarı göreceğiz inşallah. Önümüzde 2023 var değerli dostlar. 2023 sıradan bir yıl değil. Kurmakla övündüğümüz Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ve bizlere düşen bir görev var. Erken seçim olur olmaz. Dileğimiz olur ki bir an önce erken genel seçim olsun. Bu ceberrut iktidardan bir an önce kurtulalım. Ama 2023'e Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı altında siyaset yapan herkesin Cumhuriyet'in 100. yılına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında girmek gibi bir amacı, bir hedefi olmalıdır. Değerli dostlar, buna dönük bir çalışma içerisindeyiz. Bakın son birkaç aydır kendi bölgemizi milletvekilleri olarak geçmişe oranla kısmen ihmal ettiğimizin farkındayım. Ama boş oturmuyoruz. Türkiye'nin birçok iline görevli gidip orada çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bir stratejik plan dahilinde 30 ile dönük bu ülkenin doğusu, güneydoğusu, Karadeniz'i ve Orta Anadolu'sunda toplu olarak gidip o ilin ilçelerine, köylerine dağılıp adım adım, karış karış, seçmen seçmen gezerek dert dinleyip, sorun dinleyip bir raporla
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geliyoruz. Gördüğümüz manzara şudur değerli arkadaşlar. İktidar partisinden ciddi bir kopuş vardır. Oylarının her gün gittikçe erimekte olduğunu görüyoruz. Ama önemli bir seçmen kitlesinin de kararsız olarak bir köşede beklediği de bir başka gerçek. Bizlere bu salona düşen görev işte o kararsızları buraya taşımak değerli dostlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etme noktasında taşımak bu salonda bulunan herkesin görevi. Takdir edersiniz ki bir il başkanının, il yöneticilerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının çalışmalarıyla bu başarılamaz. Bu düzenden rahatsız olan, bu sistemin değişmesinden yana olan herkesin elini taşın altına koyması, bu düşünceye hizmet etmesi gerekmektedir. Bakınız, birbirimize güvendiğimizde, kenetlendiğimizde, birbirimize inandığımızda geçmiş seçim sonuçları, aldığımız sonuçlar ortada. Ama ne zaman ki biz ayrışmışsak, ne zaman bir çatışma, kavga, kaos ortamına girmişsek yine onun sonuçları da ortada. Değerli dostlar, bırakın sadece bir parti üyesinin kendi içinde, parti içinde bir yumruk olmasını, bu ülkede bu iktidarın gitmesinden yana olan herkesle bir yumruk olmak, birlikte olmak, ortak çalışmak zorundayız. Bu bir tercih değil, bir mecburiyet. Bu nedenle ittifak çok kıymetli, önemli. İşte o ittifakın son yerel seçimlerde 11 büyük şehri kazanmamıza vesile olduğu da bir gerçek. Aynı düşünceyle, aynı ruhla, aynı inançla, aynı birliktelikle 2023'e giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden ikinci yüzyılında iktidarı yapmak dileğiyle hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Her gün ülkemizde 3 tane kadın, en az 3 tane kadın öldürülüyor arkadaşlar. Bu kadınların öldürülmesi ve her gün hiç olmasa en az 2 tane taciz, 3 tane tecavüz vakalarıyla karşı karşıyayız. Yaşamak projemiz hayata geçirildi. Yaşamak projemizle birlikte Balıkesir ilimizde 20 tane şu ana kadar olmuştur herhalde değil mi başkanım? 20 tane kadınımıza psikolojik, hukuki destek verildi. İş sağlandı ve bu ilçe başkanlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir gün uyandığımızda elimizdeki değerlerin yok olmasını istemiyorsak partimizde ve Cumhuriyet'in değerlerine sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Gerçekten de dönem kavga etme, birbirimizi yeme dönemi değil, birlikte olma, birlikte var olma dönemi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Göreve geldiğimizde kadın örgütlenmesini genişletmek için çalışmaya başladık. 20 ilçemizin 13'ünde kadın kollarımız vardı. Hedefimiz bütün ilçelerimizde kadın kollarımızı oluşturmak oldu ve bu konuda çalıştık. Pandemi süreci işimizi biraz zorlaştırmış olsa da 5 ilçemizde kadın kollarımızı oluşturduk. Sadece 2 ilçemiz kaldı ve en kısa zamanda bu 2 ilçemizde kurulmuş olacak. 2021 sonuna kadar bütün mahallelerimizde kadın üyemiz olmasını hedefliyoruz. İlk göreve geldiğimizde 11 ilçede olan gençlik kolları sayımızı 15'e yükselttik. Önümüzdeki 10 aylık kalan görev süremiz içerisinde gençlik kolları olmayan İvrindi, Havran, Dursunbey, Savaştepe ve Bayla ilçelerimizde çalışmalarımız doğrultusunda gençlik kollarımızı kuracağız ve 20 ilçede 20 gençlik kollarına ulaşacağız. Biliyoruz ki ülkemiz ekonomik olarak bitap düşmüş vahim bir haldedir. Ancak ülkemize umut olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir geleceği ülkeyi bizim neslimizle kuracağız.